izleyiciler. Bugün Bilecik'teyiz. Kocaeli'de kurulması beklenen Bertaraf Tesisi'nin bir örneği de Bilecik'te kuruldu. 2018 yılında Avrupa'nın örnek gösterdiği ve Türkiye'de tek olan bir tesis. Biosun firmasının kurmuş olduğu katık atık entegre tesisindeyiz. Karşımızda tesis müdürümüz Uğur Bey var. Uğur Ateş Yakar beyefendi. Biz şu anda kendisine tesis soracağız. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Uğur Bey, tesisimiz hakkında bir ön bilgi alabilir miyiz? Tesisimiz katı atık entegre tesisi. Evet. İşlevi nedir? Nasıl işliyor? Biz Bilecik ili ve ilçelerine taahhüt usulü iş yapan bir belediye işletmesiyiz aslında ama özel sektörle de bağlantılıyız. Bütün Bilecik'in ve ilçelerinin genel olarak çöplerini topluyoruz. Tesisimize getiriyoruz. Bu bir katı atık entegre tesisi. Türkiye'de örneğinin bu entegrasyonla olmadığı, Avrupa'da da sayılı tesislerden biri. Entegre tesis ne demek? Gelen çöp niteliğindeki atıkların mümkün olan en ideal ve en iyi şartlarda ayrıştırılarak, değerlendirilerek ekonomiye, Türkiye ekonomisine tekrar geri kazandırılmasını hedefleyen tesis prosesi anlamına gelir. Bilecik'te hizmet veriyoruz dediğimiz gibi. 2018 herhalde faaliyete başladı. 2018'de faaliyete başladı. İnşaatından sonra. Ben de 2019 Ocak ayı itibariyle aralarına katıldım. Evet. Tesiste bu şekilde çalışmalar olarak görev yapıyorsunuz. Dikkat ettim girerken içeri, hiç çöp kokusu yok çevrede. Bunu nasıl engelliyorsunuz, nasıl başarıyorsunuz? Yani bizim Kocaeli'de İzaydaş var, ben de uzun yıllardır orada oturuyorum. Yazın acayip bir koku, kışın acayip bir koku. Ama buraya gelince burada hiçbir koku, ben hissetmiyorum. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Yani özelliği nedir buranın, nasıl engelliyorsunuz bunu? Yani çöp kokusunun genellikle evde de, yani küçük ölçekten başlarsak, masanın üstünde bir çöp kaldığı zaman o kokar. Ama onu çöpe attığınız zaman, bertaraf ettiğiniz zaman, evden uzaklaştırdığınız zaman koku ortada kalmaz. Genel mantık esasen bu. Biz de tesise gelen çöpleri hızlı bir şekilde bekletmeden tesis içerisinde makine prosesine sokarak hızlıca ayrıştırıp bertaraf etmekteyiz. Tabii bertaraf %100 gerçekleşmiyor. Evet. Prosesini daha ileride detaylı olarak anlatabilirim. Evet. Yani dolayısıyla gelen çöp kamyonlarından gelen atıkları tesise bir an önce alıp onu pipeline'den yani hattan hızlıca geçirip ayrıştırıp değerlendirmekteyiz. Beklemediği için de koku oluşmuyor. Uzun süreli beklemeler olursa ki daha yaşanmadı. Evet. Tesis durursa, çöpler yayılırsa işte o zaman koku olur. Amaç o da tesis durursa diyorsun yani. Tesis işte durursa uzun süreli. Evet, makinede arıza meydana gelirse. Makinelerde arıza oluyor, bizde de oluyor. Evet. Yani tabii o arıza süreleri bertaraf edilebilir, tolere edilebilir süreler. Burada amaç tesise iyi bakmak, makine ekipmana iyi bakmak, onu mümkün olduğunca az arızalandırmak ki çöpü bekletmeden işleyebilmek. Anladım. Esas şey bu, anahtar bu yani. Anladım. Şeyi soracağım, atıkları ne yapıyoruz biz burada? Hangi atıklar geliyor burada? Yani ne yapıyorsunuz atıkları daha sonra? Şimdi biz iki şekilde çöp topluyoruz. Bir, karma çöp dediğimiz içerisinde evsel olan mutfak atıkları, pazar atıkları şeklinde topluyoruz. İkinci kısımsa kaynağında ayrıştırılmış atıklar. Yani evde başlayan ayrıştırma sistemiyle şişeleri, naylonları, paketleri, kağıtları... Bu da tabii makineler yapıyor. İnsan gücüyle değil. Bu iki şekilde biz topluyoruz, getiriyoruz tesise. Tesiste bütün ayrım, bu otomasyon, el değmeden makineler ayrıcılığıyla kağıtlar, plastikler, kartonlar, evsel atıklar gibi evsel atıklar ayrı ayrı şekilde ayrıştırılmakta. Makinelerin ayrıştırmadığı, gözümüzden kaçmasının temel noktaları da en soya koyduğumuz
limitli şekildeki personeller ayrıştırmakta. Ama tesisi full otomasyon, Türkiye'de örneği olmayan bir şekilde ayrıştırma burada sağlanmakta. Peki doğal yaşama bir zararı var mı tesisin? Yani ormana, çevreye, su yataklarına, az önce dolaşırken aşağısında bir dere yatağı gördüm ben aşağıda. Mesela dere geçiyor altınızdan. Bir zararı var mı? Yani bir zararı yok. Nasıl yok, nasıl yani konuşabiliyoruz? Dediğiniz dereden biz 3 ayda bir numuneler almaktayız. Bizim olası zarar verelim desek ilk verebileceğimiz nokta orasıdır. 3 ayda bir aksatmadan numuneleri alıp akredite laboratuvarlarda analizini yaptırıp hem Çevre Bakanlığı'na hem de ilgili kamu kuruluşlarına sunmaktayız. Önce kendimiz kontrol etmekteyiz. Bu sebepten dolayı burada bir herhangi bir problem olduğunu hiç bugüne kadar gözlemlemedik. Evet. Burada sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Onun haricinde biz geniş bir araziye kuruluyuz. 300 dönüm herhalde. 300 dönüme yakın evet. Geniş bir araziye kuruluyuz. Kendi içerisine, kendi içimizde yapmış olduğumuz çevre düzeniyle artık buradaki ekosisteme de kendi katkılarımız olmakta ayrıyeten. Evet. Çevreyle ilgili tesisimizin örnek gösterildiği ve sıkıntı yaşamadan bugüne kadar geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Bir de tesisin etrafını geziyordum. Arka tarafta Kızıldamlar Köyü var. Burayı mesela Veseral'de yaklaşık 3 kilometre falan. 3 kilometre aşağı yukarı falan. Şikayet geliyor mu köyden size? Yani köy halkından bir şikayet var mı? Koku işte veya farklı bir rahatsızlık. Bugüne kadar yaşanmış, yani dediğim gibi bir hadise köylülerle bizim aramızda bugüne kadar bir vuku olmadı. Anladım. Dolayısıyla öyle bir şikayete konu olsa herhalde burası bir belediye işletmesi, Çevre Bakanlığı'nın kontrolleri, denetlemeleri altında. Evet. Dolayısıyla çok sıkı yaptırımları var hem Çevre Bakanlığı'nın hem de belediyenin kendisinin. Bize burada müsaade etmezler, köylüyle karşı karşıya getirmezler. Anladım. Dolayısıyla onlar da razı, biz de mevcut durumu tabii muhafaza etmek üzerine kendi yatırımlarımızı, tedbirlerimizi almak kaydıyla zarar olmadan çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye tek mi burası? Yani bu şeyde, konsepte? Bu entegrasyonda, Avrupa'da burası bu örnek gösteriyor. Evet, bu entegrasyonda ve bu otomasyonda Türkiye'de başka bir örneği yok. Bunu nereden rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Ben Türkiye'deki bütün tesisleri gezmiş değilim ama gezmiş insanlar. Kimler bunlar? Akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bakanlıklarından buraya gelen ziyaretçiler, yatırımcılar, sanayiciler. Bizim tesisi gezdikten sonra bize vermiş olduğu geri bildirimden bunu biliyorum. Örnek tesis olarak geziyorlar, örnek tesis olarak buraya rol model alıyorlar. Kendi işletmelerinde ya da kendi projelerinde burayı devamlı örnek gösteriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu entegrasyon ve otomasyonda başka bir tesis bulunmamaktı. Aldım. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhtarım hoş geldiniz. Kızıldamlar Köyü Muhtarısınız. Evet. Köyünüze en yakın bölgede bulunan diğer taraf tesisinin hemen dibindesiniz. Evet. Aranız hemen de 3-4 km falan var. 2018 yılında faaliyete başladı bu çöp tesisi. Çöp kokusu oluyor musunuz? Rahatsınız var mı çöp tesisinden? Bunlar gibi fikrinizi ben almak istiyorum. Şu anda tabii 2018'de devreye girdikten sonra şu ana kadar herhangi bir çöp kokusu almıyoruz. Almadık yani şu ana kadar almadık. Aşağı yukarı bize 1,5 kilometre yakınlıkta. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Evet. Bir çöp kokusu almadık. Herhangi bir şikayet de gelmedi bize. Yani genelde gelmiyor, koku gelmiyor. Evet. Peki burada çöp testi yapılırken size sordular mı, danıştılar mı? Tabii biz çöp tesisi yapılırken tabii bize sordular. Biz de yani dedik ki biz de sizin gibi tedirgindik. Çok işte çöp tesisinden çok koku gelir, burada rahatsız olursunuz gibi bize de bu konular vatandaş tarafından tepki geldi ama yani düşündüğümüz gibi değilmiş. Şu ana kadar çöp kokusu geldi. Evet. Gelmedi yani. Koca Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey ilinizde
Kocaeli Bey valilik yaptı. Nasıl terbiye, nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsunuz, nasıl valilik yaptı burada? Şimdi önce tabii sözlerime başlamadan önce belirtmek isterdim. Tahir Bey'e selamlarımızı söylüyoruz. Tahir Bey gerçekten çok ciddi, sözüne güvenilir. Bir şey söylüyorsa doğrusunu söylüyordur. Bizden bir şey isteniyorsa biz Tahir Bey'e kefilliğimizi ifade ederiz. Çok iyi bir validir. Gitmesine biz tabii çok üzüldük ama tabii orada da belli görevlerde hizmetler edecektir. Orada da buradaki Bilecik'teki gibi başarılarını diliyoruz. Aynı zamanda da selam söylüyoruz.